Merhaba arkadaşlar ben Dik. Bu çalışmamızda türevin tanımı ve gösterimleriyle ilgili ve öğrencilerimizin hocam bir limit sorusu vardı yapamadım dedikleri ama limit olmayıp türev tanımıyla ilgili olan yerler üzerinde duracağız. E, türev hesaplaması niye? O noktadaki teğetin eğimidir. Ona dokunacağız. Onunla e, Gerçekten türevin teğet eğimi olduğuna dair bir örnek üzerinde çalışacağı soru olarak görmeyeceğiz. Bilen arkadaşlar, ha türevin bir de arkadaşlar H0'a giderken ki tanımıyla ilgili e, çok azınızın bildiği ama ilk bakışta direkt cevabın ne olduğunu söyleyebileceğiniz pratik ve korsan bir yöntem vereceğim. Eğer bunu bilenler e, varsa mesele yok. Bilmeyen arkadaşlar tanıma takılmak istemiyorum ben diyorlarsa videonun sonuna doğru yani zannedersem yaklaşık 25 dakikalık bir video olur. Yani direkt 17. 18. dakikasına atlayarak oradaki söylediğim pratik yöntemi görsünler ve en sondaki pandemik soruyu hepinizin yine görmesini öneriyorum. O sorunun benzerini zaten ÖSYM'e sormuştu arkadaşlar. Ve yine e, sosyal medyanızda Destek olmaya devam ediyorsunuz e, Ve başlıyorum arkadaşlar Türev'in tanımları Türev'in iki tane tanımı olacak Birinci tanım ikinci tanım Size soruyu Türev'in tanımıyla sorduğunda Siz bunu limit sorusu zannedersiniz Öyle değil Türev'in tanımı olduğunu bilince işiniz çok daha kolay oluyor arkadaşlar Resmen tepenin başında oluyorsunuz İstediğiniz tarafa yuvarlanabilirsiniz Şimdi biz anlık değişim oranına türev demiştik ve an, e, x'deki değişimleri, delta x'de y'deki değişimleri de delta y ile gösterdiydik arkadaşlar. Eğer biz anlık değişim, delta x'deki değişimi sıfıra yaklaştırdığımızda, yani delta x sıfır olduğunda olması durumunda, e, delta x'in delta x'in sıfır olması, X'in X0'a doğru yaklaşması demek arkadaşlar. Bunu söylemiş. Eğer biz X'i X0'a doğru yaklaşırsak yaklaştırırsak şöyle X noktası ile X0 noktası birbirine temas etmeye başladığı anda buradan geçecek olan şey şöyle bir şeydir. Normalde X0 ile X0 ile X arasındaki değişim oranı şu doğrunun şu doğrunun eğimi olacak iken X'i X0'a yaklaştırdığımızda Hani radara girmekten bahsetmiştim arkadaşlar. X ile X 0 çakışık gibi olduğu anda bizim karşımıza teğet doğ doğrusu gelecek. Ve türev bunun eğimi olacak. İleride dokunacağız. Şimdi türevin tanımını verdik burada arkadaşlar. Bir AB kapalı aralığı. Kaynaklarda genelde bu A kümesi olarak geçer. R sayıların bir alt kümesinde arkadaşlar birinci koşul f sürekli olmak üzere f sürekli olmak üzere f sürekli olmak üzere çünkü türev süreklilik akrabası diye bir şey var. Yine türev alma kurallarını gördükten sonra ona dokunacağız. Ama türev tanımıyla türev almaya kalkarsak işimiz zor olur arkadaşlar. Ben bunun üzerinde çok durmayacağım özellikle mezun arkadaşları ya da biraz bilgisi olanları sıkmamak için. F sürekli ve AB aralığında bir x0 noktası için eğer x x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0. Bu limitinin sonucu bir r sayısı arkadaşlar türev var diyeceğiz. R sayı değilse türev yok diyeceğiz. Dolayısıyla bu limitin değerine y eşittir f fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki türev denir. Hemen arkadaşlar hem gözünüze hem beyninize buradaki x0'ın kim olduğunu iyi kazıyorsunuz. İleride tekrar dokunacağız buna gerçi ama şimdiden alıştırmaya başlayalım. Ve arkadaşlar f fonksiyonunun x0 noktasındaki türevi y'nin kuyruklusu x0, f'in kuyruklusu x0 dy bölü dx eş x eşittir x sıfır, df bölü dx x eşittir x sıfır. Hatta x'teki değişim oranını, y'deki değişim oranını ben bunu ilk başlarken dx dy denir çünkü türevde bu kullanılır arkadaşlar diyerek bu değişim miktarını her ikisiyle birden ifade etmiştim. Sonuç itibariyle bu limit f'in x sıfır'daki Türevi. Bunu gösterirken ne yapıyormuşuz? F'in üstüne bir çizik atıyormuşuz. X0 yazıyormuşuz. F'in türevinde X0. E, F, Y olduğundan dolayı Y'nin türevinde X0. Bunun şöyle biraz da garip bir şekilde bufala boynuzu gibi gösterilişi var arkadaşlar. Ama bunlarla çok karşılaşmazsınız. Özellikle ikinciyle karşılaşırsınız. Eğer Türev tanımı dediğimiz yukarıdaki limitin sonucu bir r sayı ise arkadaşlar f fonksiyonunun bu noktada türevi vardır ve noktasında türevlidir denir. Eğer bu limitin sonucu bir r sayı değilse değilse türev yoktur. f fonksiyonu bu noktada türevsizdir denir. Türevli türevli olan fonksiyon için arkadaşlar da türevlenebilir tabiri kullanılır aklınızın bir köşesinde tutmaya çalışın çünkü çıkmış sorular da dahil soruların birçoğu o şekilde başlayacak gönderdim evet yukarıda harika bir şey arkadaşlar x x 3'e giderken bize ne sormuş limit sormuş bu f'in X eşittir 3 noktasındaki türevi demek. Hemen X0'ı gözünüze ve beyninize, beyninize kazıyın demiştim arkadaşlar. X0'daki türev gerisi sadece görüntü kirliliği. X, X0'a gelirken FX, FX0 demiş. X nereye gidiyormuş X0 arkadaşlar? Sağdan gidiyormuş. Ulan arkadaş biz türevi limitten tanımladık. Limitin sağı solu vardı sağı solu bir olmayan limite limit yok diyorduk. E o zaman türe, limitten gelmiş olan türevin sağı solu olmazsa türeve hakaret olmaz mı? Bu, durumda bizim türev tanımında verdiğimiz limit diye, eğer sağdan soldan yaklaşma söz konusu ise arkadaşlar burada da biz sağdan türev soldan türev sağdan türevde nasıl limitle üzerine artı koyuyorsak yine artı Soldan limitte nasıl üzerine eksi koyuyorsak yine eksi. Şimdi sağ türev ile sol türev birbirine eşit ise ama arkadaşlar başta başlarken biz fonksiyonumuz sürekli diye başlamıştık. Dikkat edin orayı unutmayın. Sağ türev ile sol türev birbirine eşitse f fonksiyonu x0'da türevlidir ve gösterin tekrar. Eğer sağ türev ile sol türev birbirine eşit değilse bunların sağı solu belli değil. O zaman türev yok. Evet türevin birinci tanımı ve ikinci tanım arkadaşlar. Bunları öyle bir öğreneceksiniz ki asla falso vermeyecek şekilde hatta küçük küçük kağıtlara not edip çalışma masanızın karşısına yapıştırın. Olmadı asetet kalemle duvara yazın sınavda yazın sınavdan sonra bir badan ettirirsiniz düzelir. Yeter ki anneniz o yazıyı görünce bir çığırsın. Sıkıyorsa onun anneniz çığırdıktan sonra sıkıyorsa bir daha unutun. Şimdi X, X0'a giderken baştan beri kullandığımız tanım arkadaşlar. Bu türevin birinci tanımı. X0, X0 X0'daki türev. Bu arada yakıtla gidiyor. Şimdi bu verilmiş olan metni tercüme etmeye çalışırsak işte yukarıdaki bilmem nece bunu bizim kendi dilimize çevirmeye çalışırsak hani arkadaşlar X ile x0'ın farkına delta x diyorduk ve bu delta x 0'a yaklaşıyordu ya. Eğer biz aşağıdaki x eksi x0'a h olsun dersek siz bir başka şey diye söyleyebilirsiniz. Ki sorularda ben haşı değil genelde pt gibi şeyler kullandım. Buna h dersek x0 karşı tarafa geçtiğinde yani x'i yalnız bıraktığımda böyle bir yere geldi. Bir de x'in x0'a gitmesi durumunda x0 eksi x0, x0 h da nereye gitti? Sıfıra gitti. O zaman x x0'a gideceğine x x0'a gideceğine h sıfıra gitseydi. E, x gördüğümüz yere de x0 artı h'ı yazdık. Eksi f x0 zaten burada görüntüyü hesapladığımız için sabit sayıydı. Paydadaki de h oldu arkadaşlar. Bu da f'in x0 noktasındaki f'in x0 noktasındaki türevi demek. Bu da türevin ikinci tanımı olacak arkadaşlar. Şimdi bundan sonra size sorup duracaklar. Bundan sonra size sorup duracaklar. Ben P'yi F yapmış diye düşünmüştüm. Ben F yazmışım. Ö öbür tarafı da F yapmışım katip. Şimdi P nereye geliyor? Sıfıra gidiyor. Kesinlikle hemen türev zanklaması zanklaması lazım kafamızda. Zanklaması lazım. Ne bileyim neyse ifade edemedim. Şimdi P aşağıda yine. P burada var. Dikkat edin arkadaşlar. Burada kaşın yerine P gelmiş. O zaman bu x sıfırdır. O zaman bu x sıfırdır. Öyleyse f'in 3'teki türevi nedir? P sıfıra giderken Ulan hiç de sayı vermemiş. He, burası x sıfırmış. O zaman f'in x 0daki türevi x sıfırın yerine ne gelmiş? x gelmiş. O zaman f'in türevi oldu. Evet. E, Tiyetin iyi midir demiştik arkadaşlar. Hani buradaki x'i x0'a yaklaştırdığımızda şimdi y eşittir fx fonksiyonunun x eşit x0 noktasındaki türevi yani görüntüsü fonksiyonun o noktasındaki o noktasındaki orijin değil arkadaşlar. O noktasındaki apsisi x0, ordinatı da y0 yani f(x0) olan noktadaki teğetin eğimi demek. Bunu çok uzatmadan şöyle taslak olarak burasının x0 olduğunu orijinden geçince daha kıyak oluyor. Burasının da f(x0) olduğunu söylediğimizde biz e, görüntüsü çünkü tanjant alfa eşittir doğrunun eğimi. E, o zaman doğrumuz da bizim teğet doğrumuz olduğundan dolayı doğru, teğetin eğimi ne olacakmış? Fonksiyonun o noktadaki türevinin görüntüsü aynı zamanda teğetinin eğimiymiş. Buraya bizim katip örnek yazmış arkada galiba. Evet. Fonksiyonun orijinden geçen noktasındaki teğetinin eğimi nedir demiş. Türevi bilen arkadaşlar alır bunun türevini. 2x der, 2'yi yazar, 4 der. Ancak biz türev olmasını bilmediğimizi düşünerek daha başlangıç aşamasında soruyu bir fonksiyondan bir de türevin birinci ve ikinci tanımından ayrı ayrı çözeceğiz. X2 noktasından dediğinden dolayı arkadaşlar Bu orijinden geçiyor ama bu orijinden geçiyor ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Normalde bu y eşittir. mx doğrusudur. E, o zaman burası x yerine 2 yazarsam ben 2'ye 8 noktasıdır. Buradan aşağıya düştüğümüzde buradan aşağıya düştüğümüzde o zaman burası 2 birimdir. Burası 8 birimdir. Tanjant alfa karşı bölü komşudan ne gelir? Eğimimiz 4 gelir. Eğer biz bunu düşünemeseydik. Örneğin ordinatı yani fonksiyon net olarak belli olmasaydı. O zaman fonksiyon ile orijinden geçen doğruların denklemi y eşittir mx olduğundan ikinci bir yol arkadaşlar. Burada birbirlerine teğet olduklarından delta eşittir sıfır olması lazım ve delta eşittir sıfır birbirine eşitlediğimizde attık bu tarafa. Delta eşittir sıfır olması ifadenin tam kare olması demektir. E o zaman bu burası 2'nin olduğundan dolayı ya x artı 2'nin ya x eksi 2'nin karesidir. Pozitif eğimi dediğinden dolayı eğimi ne bulacağız yine biz? 4 bulacağız. Delta eşittir sıfırdan da giderseniz emi bir 4 bulursunuz. Bir de eksi 4 bulursunuz. Ama eğimi eksi 4 olan doğru sol tarafa yatık olduğundan dolayı bize sadakin istedi. Evet. Aynı soruyu türevden çözeceğiz arkadaşlar bir de. Türevin birinci tanımından gittiğimizde x x0'a giderken fx fx0 x eksi x0. Burada x girdiğimiz yere 2 yazdığımızda 0 böyle 0 belirsizliği vardır arkadaşlar. Çünkü f2 eksi f2 olacak. Şimdi fx'i yerine yazdık. Öbürünü yazdık. Hala 0 bölü 0 belirsizliği devam ediyor. Yukarısı x kare eksi 4. 2 kare farklı topçuk bilmem ne 4. Türevin ikinci tanımından soruyu çözecek olursak. H sıfıra giderken x sıfır. X0, x0'ın X0 geldiği yere iyi odaklanmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonunda Neydi f? x kare artı 4. x görülen yere 2 artı h yaz demiş. Yazdım 2 artı h artı 4. Sonra 2 yaz demiş. Yazdım. Şimdi yukarıyı açtığımızda artı 4 ile eksi 4 birbirini götürüyor. Şu geliyor. Bu da 2 kare farkı olduğundan tabanlarını bir toplarsak 4 artı h. Tabanlarını bir çıkarır, çıkarırsak ikiler yeğişir. Yalnız başına h. H'lar birbirini götürdü. 0 bölü 0'dan kurtulduk. Aşk gördüğümüz yere sıfırı yazdığımızda yine 4 çıkar. Evet. Soru demiş. Soru demiş. Fonksiyonun grafiğine x eşittir eksi 3'te teğet olan ve x eşittir birden geçen d doğrusu verilmiştir diyor. Aslında burada soruyu hazır şu anda gördüğümüz soruyu hazırlarken görseydim arkadaşlar. Buradaki 6'yı vermezdim. Doğrunun y eksenini kestiği yeri verirdim benzerlikten orayı bulmak zorunda kalırdık. Şimdi f eksi 3 demiş. f eksi 3 demiş. f'in eksi 3'te aldığı değer bu nokta f'in üzerinde olduğundan hem f'in hem de doğrunun denklemini sağlar. O zaman burası 6'dır. Şöyle baktığımızda harika bir limit sormuş gibi görünüyor. Öyle değil. Neden? Eğer eğer biz arkadaşlar burayı x0 kabul edersek burası x eksi eksi 3'ten x 0 oldu. Ancak şurada bir acayip durum var. Bu altı arkadaşlar f eksi 3 olduğundan, yani aslında burası f x eksi f eksi 3 bölü x eksi eksi 3 oluyor. Yani yani f'in eksi 3'teki türevi demek. Bu da teğetin teğetin eğimi demek. Teğetin eğimi tanjant alfadan karşısı böyle komşusu tanjant dikeleni böyle yatanı 6 bölü 4 ama geniş açı yaptığımdan dolayı eksi yani şöyle oldu 6 eksi 6 bölü 4 6 eksi 3 bölü 2 1 buçuk Dört buçuk olur galiba gönderdim gitti. Gönderemedim. Ha pratik dediğim yer burasıydı arkadaşlar. Önce şöyle şuraya taslak olarak bir tane uygulama yapalım. Sonra pratikleştirelim. Dedi ki bize limit h sıfıra giderken f 3 eksi 2 h Eksi F3 bölü HH dedi. Şimdi tanım neydi arkadaşlar? Birinci tanım. Bu çok yer alır mı? Almaz. Şuraya yazayım. Limit h sıfıra giderken, T0'a giderken fark etmiyor. x 0 artı H eksi Fx0 böyle H'tı. Şimdi yukarıyı buraya uydurmam lazım. Burada x0'ın 3 olduğu belli. Yani bu f'in 3'teki türevi ile ilgili bir şeyler. Ama burada haçların kat sayıları birebir aynıydı arkadaşlar. Ama burada öyle değil. O zaman öyle yapıyorum. Eğer ben bunu eksi 2 ile çarpar, eksi 2 ile bölersem sonuç değişmez. Bu durumda da şu 2 haşa, 2 haşa örneğin t dersek Soru şu hale gelir. Eksi 2 çarpı limit t sıfıra giderken nasıl gittiğini söyleyeceğim. F 3 artı t eksi f 3 böyle t olur. Peki türevin tanımından ikinci tanımından burası f üssü 3 demek. Yani eksi 2 çarpı f'in türevinde 3 demek. Şurada 2 haşa eksi 2 haşa t demiştik. H sıfıra gittiği için t de nereye gitmek zorunda? Sıfıra gitmek zorunda. Yani yukarıdaki ifadeyi tercüme ettik. Bir de arkadaşlar türevde lopitel kuralı diye bir şey var. Biz ona hastane kuralı deriz. Le Hospital der büyük bir ihtimal karşılaştığınız arkadaşlar. okunuşu şu ve Fransızcadır. Ee, oradan da çözülür bu soru. Bilenler oradan yaparım derler. Ama Löpitel 12 müfredatında olmadığından dolayı birçoğunuz görmeyecektir. Biz her ne kadar irtibat kurduğumuz öğrencilerimize korsan yöntem diyerek versek de ama görmeyenler olabilir. Onun için tanımı bilmek lazım. Burada şöyle bir durumla karşılaştık arkadaşlar. Pratik olan olay ne? Aslında sorunun sorunun orijinalinde limit h sıfıra giderken f3 eksi 2 h f3 bölü h'da arkadaşlar. İşin pratik tarafı şu. x sıfırı tespit ediyorsun. x sıfır 3'tü arkadaşlar. O zaman bu f'in 3'teki türevi ile ilgili bir şey soruyor bize. Peki o bir şeyin önündeki ne? H'ların kat oranladığınızda direkt sonuç olur arkadaşlar. Eksi 2 F'in türevi 3. Eksi 2 f'in türevi 3. Şimdi buraya geldiğimizde bu x0 bu durumda ben şurayı da f 0 artı h diye düşünebilirim. O zaman 0 x0 oldu. Öyleyse sıkıntı yok. F'in türevinde 0 demek. Aşağıdakinde aşağıdakinde x0'ı buldum. O zaman f'in 2'deki türevi ile ilgili bir şey soruyor bize. Peki öbür taraftaki kat sayını arkadaşlar haçların kat oranından eksi 3. Söz gelimi söz gelimi burada burada ee, hangi kalem hangi kalem burada 4 olsaydı arkadaşlar burada 4 olsaydı o zaman soru yani bu haliyle burası 4 olarak verilmiş olsaydı bana haçların kat oranının oranı eksi 3 bölü 4 çarpı f üstü 2 olacaktı. Yani çarp böyle zaman kaybetmeyebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Haçların katsayılarını sayılarını oranladığınızda şak diye gelir. Buraya geldik. Yine harika bir limit sorusu sormuş gibi gözüküyor. Hayır arkadaşlar. Ama Burada x0 görünmüyor gibi de oluyor. Bu x0, bu x0. Arkadaşlar burası da aslında f2'nin 3 olduğunu söylediğinde ben bu 3'ün yerine eşit olan f2'yi F2, f2 yazarsam x0 oldu. Yani limit x2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Bu ne demek? F'in 2'deki türevi demek F'in 2'deki türevi demek bize F'in türevini verdiğinden dolayı yazdık 2'yi cevabımız olur 9. Evet. Görün dediğim pandemik soru buydu arkadaşlar. Ben bu ifadeyi türevin tanımına dönüştürebiliyorum. Kapalı fonksiyonun çok değişkenli fonksiyonların türevleri vardı. Büfredattan çıktığı için o oradan gidemeyiz. Ama türevin tanımına uydurabiliriz. Eğer ben bu ifadeleri bir tarafa toplamaya çalışırsam burada x'i de atsanız y'yi de atsanız fark etmez arkadaşlar. Ama ben x'i atacağım. Burada ekviyenin önünde bir kat sayı var. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum. fx'i karşıya attım. f x artı y Eksi f x eşittir. 3 çarpı f y artı 5 x kare y oldu. Neydi türevin tanımı? Bir daha hatırlayalım. f x 0 artı h eksi f x 0 bölü h'tı. Şimdi birebir eşleştirdiğim arkadaşlar x 0'ın yerine x gelmiş h'ın yerine de y gelmiş. E o zaman bölü h varsa bölü y de olması lazım. E ee, bölelim y'ye. Şimdi her tarafı y'ye de böldüğümüzde sol taraf sağ taraftaki y'ler birbirini götürünce sağ taraf 3 çarpı f y bölü y artı y'ler y, y işte 5 x kare oldu. Sol taraf ne oldu? f x artı y eksi f y bölü y oldu arkadaşlar. E peki ben y'yi h yani x'teki değişim gibi düşündüğümde yani ben y'nin limitini sıfıra götürdüğümde y'nin limitini sıfıra götürdüğümde burada y yok zaten sabit sayı. Şimdi şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası ne oldu? 3'ü dışarı çektiğimiz zaman limitten fk bölü k k sıfıra giderken y sıfıra giderken fy bölü y Orayı bize 7 vermiş. O zaman burası 3 çarpı 7 oldu. Şu x arkadaşlar. Peki bunu x0 olarak düşündüğümüzde f'in x0'daki yani f'in x'deki türevi 3 kere 7 21 artı 5 x kare oldu. Peki bize neyi sormuş? f'in 3'teki teğetinin görüntüsünü, teğetinin eğimini F'in türevinin 3'teki görüntüsünü sormuş. O zaman F üssü 3 eşittir. 21 artı 9 45. Buradan galiba 66 olur arkadaşlar. Umarım faydalanmışsınızdır. Müzik